Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Reis ve yol arkadaşlar grubu olarak bu üçüncüsünü yapmış olduğumuz güzel mekanda, tarihi yarımadada, bu tarihi yarımadanın Hobyer Camisi'nin gölgesinde siz kıymetli arkadaşlarımı hepsine ayrı ayrı hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Rabbim hepinizden razı olsun. Bu bir nevi gelenek haline geldi. İnşallah bundan sonra da artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Çünkü burada çok değerler var. Hobyer Camisi'nin gölgesinde ama ben de Necdet abinin gölgesindeyim şu an. Estağfurullah. Bir büyüğümüz, değer, Allah razı olsun. Bir hoca çok şey yapabilir, bir esnaf çok şey yapabilir, bir öğretmen çok şey yapabilir. Zaten siyasi anlamda ortamı, durumu Necdet abi anlatacak. Benim sitemim şu, madem birlik, beraberlik için bu oluşumu yaptık, ben şahsen üzülüyorum. Bir hoca olarak gayret ediyorum. Diyorum ki yan yana gelelim, hani yük alalım. Ama bu yükü alırken de yan yana gelemiyorsak nasıl yük alacağız? Peygamber Efendimiz, burada çok kıymetli hocalarım var, Medine-i Münevvere'de söyledi bu sözü. Değil mi? Hemen akabinde de Bismillahirrahmanirrahim, innemel müminune ıhvetun ayeti geldi. Ne dedi rahmet peygamberi? Birlikte rahmet vardır. Beraber olmak gerekir. Bir olursak kimsenin gücü bize yetmez, Allah da bizimle dediğinde, efendim bu ayeti celile geldi. Şimdi biz camide bile bir olamıyorsak, hele öyle bir böyle bir davada bir olamıyorsak, ben bir hoca olarak söyledim, kusuruma bakmayın, hiçbir şeyde beraber olamayız. Benim güzel kardeşlerim, sabahın bu vaktinde Hobyer Camisi'nde, Hobyer Camisi'nin gölgesinde baldır çorbası için değil, gönül birlikteliği için burada olduğunuzdan dolayı hepinizi ayrı ayrı kucaklıyorum. Hepinizin yanaklarından öpüyorum. Allah hepinizden razı olsun. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma Muhammedun illa خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن ثواب الآخرة نؤتي منها
hasene şakirin. Bismillahirrahmanirrahim. وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تضع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا الله أكبر صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ben şimdi hemen Necdet abiye veriyorum gündemi arz etmesi için. Selamun aleyküm. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, feyzi hepimizin üzerine olsun. İslam aleminin üzerine olsun. Mescid-i Aksa'nın, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere'nin ve İslam beldelerinin üzerine olsun. Nerede bir mazlum Müslüman ve nerede bir mazlum insan yaşıyorsa Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfireti orada yaşayan Müslüman ve mazlum insanlık alemin üzerine olsun. Sayın Başkanımız, kıymetli reis ve yol arkadaşları, müntesipleri, kardeşlerimiz, bir hafta sonu vesilesiyle Mutat toplantımızı inşallah yine Hobyar Camii Şerifi'nin çatısı altında, avlusunda icra etmenin manevi hazzını ve hissini duymakla, hissetmekle bahtiyarız. Bizlere bu güzel günleri yaşatan Cenab-ı Hakk'a hamd ediyoruz. Resulüne salat ve selam ediyoruz. Onun yolunda olanlara da saygıyla selamlıyoruz. Muhterem kardeşlerim, elbette gündemimiz özellikle Eylül ayında, gerçi bu coğrafyada var olan, Cenab-ı Hak tarafından yaratılmış olan, bu coğrafyada var olan ülkemizin her asrı, her yılı, her ayı önemli.
Ben Deniz 1953 doğumluyum. 67 yaşındayım. Yaklaşık 50 yarım asırdan beri de çok şükür aktif siyasetin ve düşünce hayatının içerisindeyim. 7 tane hasbelkader Cenab-ı Hak lütfetti yazılmış kitabım var. 8.sini hazırlamakla da meşgulüm. Ama şunu çok iyi biliyorum ki yarım asır bu yıl çok önemli. Bak bu ay çok önemli. Bu sene çok önemli. Gelecek 2 sene çok çok önemli. Gelecek 5 sene çok önemli. Tam yarım asır bu cümleleri gerek rahmetli şehit Adnan Menderes'in nutuklarından, beyanatlarından, gerekse de rahmetli ve siyasette mürşidimiz Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızın ifadelerinde, aman Necdet buyur hocam, bak bu seçim çok önemli. Hocam biz Tayyip Bey'le geldik, size ne için geldik biliyor musunuz? Niçin geldiniz? Hocam biz bu sene Umre'ye gitmek istiyoruz, bize yol verecek misiniz dediğimizde, aman Tayyip, aman Necdet, bu seçim o kadar çok önemli ki hemen cephenize dönün. Tam yarım asır biz bu gerçekleri, acı gerçekleri, asla şikayet anlamında söylemiyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin var olduğu bu topraklar ve bu ülkenin, bu Anadolu topraklarının var olduğu, burası son kaledir, İslam'ın son kalesidir. Bu topraklar mübarek topraklardır, meyvesi çok bol olan topraklardır. Dolayısıyla meyvesi, konjonktür olarak söylüyorum, jeopolitik, jeostratejik konum itibariyle böylesine önemli, mühim bir ülkede yaşamanın esasında biz farkındayız, mutlaka olduğumuz için buradayız. Esasında biz çilenin keyfini yaşıyoruz çok şükür. Cümlemi tekrar ifade etmek istiyorum. Bu topraklarda yaşayan biz Türkler, bu topraklarda yaşayan biz Kürtler, bu topraklarda yaşayan biz Çerkezler, Romanlar, velhasıl kelam burada bulunan şu anda 5,5 milyon muhacir, İranlı, Iraklı, Suriyeli, Afganistanlı, Türkmenli, Türkistanlı, Moğolistanlı, velhasıl kelam rakamımız 85 milyondur bu coğrafyada şu anda. Burada biz çilenin keyfini yaşıyoruz. Ne kadar güzel. Öyle değil mi? Muhterem kardeşlerim, çilenin keyfini yaşamak her Müslümana, her insana da nasip olmaz. Bu sabah Hazreti Ali Camii'nde sabah namazımızı eda ettik. Hoca Efendi'den Allah binlerce kere razı olsun, namaz öncesi yarım saat cemaate Kur'an kıraati öğretiyor. Önce elif, be, te, se, cim, ha, hı, 3 yaşında çocuğa öğretir gibi. Sonra da Kur'an-ı Kerim'de hocam ayetleri tek tek okuyarak cemaate tekrar ettiriyor. O arada bir misafirimiz vardı. Ya bugün 5-10 kişi olacaktık ama kimse gelmedi dedi ve ilave etti. Cumartesi olduğu için herkes dedi tatile gidiyor dedi. Ben de gayri ihtiyar dedim ki bu Müslümanları bu tatil hastalığı nereden bulaştı? Filistinli tatil yapıyor mu? Afganistanlı tatil yapıyor mu? Suriyeli tatil yapıyor mu? Bu hastalık bize nereden bulaştı? Para benim para. Bu paranın hakimi benim kardeşim. Ben ister tatil yaparım, ister aya giderim. Hayır kardeşim, para senin değil. Para senin değil, mülk senin değil. Sen sadece varlığınla imtihan edilen bir hiçsin, hiç. Allah bizlere, özellikle para kazanan kardeşlerimize, yani işveren konumunda olan kardeşlerimize, yani patron kardeşlerimize, arkadaşlarımıza şuur versin. Paranın, yani doların, TL'nin, euronun, altının kulu olmamayı nasip eylesin. Onlar hükmetmemeli. Kul onlara hükmetmeli. Ederse başarır. Etmezse köle olur. Eylül ayı bu anlamda tabii ki önemli bir ay. 12 Eylül 1980 Kenan Evren, Tahsin Şahinkaya, Necat Ergün, Eruslu, Jandarma Genel Komutanı. Bunların hepsi
vefat etti. 12 Eylül 1980 darbesinin de yıl dönümünü yaşadık 2 gün önce. Geldi geçti. 3 saniye görüyor musunuz? Ama neler yaşandı 12 Eylül'de? 12 Eylül'de yaşanan hadiseler arkadaşlar, birkaç başlık söyleyeyim hafızamız tazelenmesi anlamında. Bu belgeyi de bana Adnan Çakmak kardeşimiz ortama attı, mutlaka okumuşsunuzdur. 12 Eylül'de 650 bin insan gözaltına alınmış. Alınanlardan bir tanesi de benim. Alınanlardan bir tanesi Mehmet Ali Tekin. Alınanlardan bir tanesi Metin Külünk. Aramızda var mı bilmiyorum. 12 Eylül mağduru. Evet. O günün şartları, meşhur bir cümle vardı arkadaşlar. Tekrar edeyim, fazla başınızı artmayalım. Dev yol, dev sol, ülkücüler, akıncılar, ortak bir dilimiz vardı. Neydi o dil? Gayrettepe siyasi şubenin herhangi bir hücresinde. Bir gün mü yatalım? Sağmacılar cezaevinde bir yıl mı yatalım? El cevap, Sağmacılar cezaevinde bir yıl yatalım. İmdat Kaya gelse de konuşsa, bir anlatsa. Ahmet Vanlıoğlu gelse de anlatsa hocamız, Allah şifalar versin. Mahmut Usta Osmanoğlu Hoca Efendi Hazretleri gelse de bir anlatsa. Hüseyin Kaplan Hoca Efendi gelse de bir anlatsa. 650 bin insan gözaltına alınmış. 1 milyon 683 bin insan fişlenmiş. ...22.912 kişiye bir yıl ceza verilmiş. 420 kişiye ölüm cezası verilmiş. Şaban. İnfaz edilen sol görüşlü idam mahkumu 18 kişi. Sağ görüşlü idam mahkumu 8 kişi. Askeri Yargıtay'ın onayladığı idam cezası 124 kişi. Dosyası mecliste bulunan idam hükümlüsü 259 kişi, ölüm cezası verilen 517 kişi. Şimdi hocam bizi bağışlayın, sınırı aşıyorsak bir mütalaa yazmak lazım. Hukukçu var aramızda herhalde ama benim de mesleğim gümrük müşavirliği olduğu için dolayısıyla TCK'yı, anayasayı, medeni kanunu, gümrük kanunu, kaçakçılık mevzuatını her gün hemen hemen 3-4 saat okumam olduğu için hukuk diline dilim yatkın. Şimdi burada bir mütalaa yaz, hukukçularımız bir mütalaa yazmalı, tarihe şerh düşmeli. Şöyle ki bakınız, infaz edilen idam cezası 50 kişi. Yani idam edildiler hocam. Serkan abi, 50 kişi sen idam ettin. Tamam. Hükmü verdin. Tamam. İzmir Belediye Başkanı olan şahsın babası Nurettin Soyer. Milli Selamet Partisi'nin savcısıdır. Mamak'ta eksi 20 derecede içeriye girmek için beklerken biz, ekibimiz Mamak Askeri Birliği'nin kapısında, Nizamiye kapısında savcıları ve hakimleri taşıyan otobüs önümüzden geçerken, hiç unutmuyorum, Nurettin Soyer'le biz karşı karşıya geldik. Nurettin Soyer bize, yani bizim orada bulunan 15-20 kişi topluluğa şu hareketi yaptı. Eyvah dedim. Buradan asla adalet çıkmaz. Aynen şu hareketi yaptı. Şimdi mütalaa şu olmalı. 50 idam cezası verildi. 18 solda, 18 sağda, 26 infaz yapıldı. Peki AK Parti döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük fedakarlıklarla ve feragat örnekliği göstererek çabalar neticesinde 12 Eylül konseyi mahkeme tarafından suçlu bulundu değil mi? Peki arkadaşlar,
infaz edilen 26 kişinin yaşam hakkının iadesi noktasında hukukçular, barolar birliği bir müracaat yapacak. Adnan Bey yapacak mısınız? İdris Bey yapacak mısınız? İdris Bey yapacak mısınız? Arkadaşlar, 12 Eylül'den sonra Erbakan hocamızın adada albayla yaşadığı önemli bir hatıra var. Zannedersem bu hatıra Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey'in yol işareti olmuştur. Şöyle ki, Gül Apartmanı'nda anlatıyordu bize bunu merhum Erbakan hocamız. Adaya çıktık, 7 tane Mehmetçik süngüleri takmışlar, başlarında bir albay, ellerinizi başınızın arkasına, elinizi başınızın arkasına getirin. Getirdik, kafanızı kaldırmayın, kaldırmadık, bizi getirdiler bir yere. Koydular o gün günlerden cuma, ezan da okunurken ben bayağı mahzunlaştım dedi Erbakan hocamız. Ya Rabbi, hürriyetim elimde değil ki cuma namazı için camiye koşayım dedi. Neyse, aradan birkaç saat geçti, ada albayı geldi, ne haber hoca dedi. Klasik İttihat ve Terakki dilidir bu. Hoca, ne haber hoca, ne haber hacım, ne haber çarşaflı. Bu İttihat Terakki dilidir. İstihza, küçümseme. O devirler geride kaldı arkadaşlar. Başaramayacaklar. Soyar istediği kadar İzmir'de tango yapsın. Yaptıkça rezil olacak. Ben de sağ olun sayın albayım dedim. Bir gün sonra tekrar geldi. Hoca hoca dedi. Sizin dedi bu Milli Selamet Partisi'nin dedi bir ağır sanayi, harp sanayi, elektronik sanayi, hatta dedi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin araç gereç mühimmatları ile ilgili bir projeniz vardı dedi. O nedir dedi, bir anlat bakalım dedi. Ben elde böyle küçümsüyor. Ben diyor o kadar sevindim ki diyor rahmetli Erbakan Hoca. Hemen başladım diyor 4 saat. Gitti, ertesi gün geldi. O hoca diyen, hani istisna eden, tepeden bakan insan gitti. Hocam dedi, devam edecek miyiz? 3 saat. Gitti, ertesi gün geldi. Hocam devam ediyoruz değil mi? 3 saat, 4 saat, 5 saat derken sonunda hocam dedi bizi lütfen affedin. Albay, üniformalı. Estağfurullah. Yani Erbakan hocamız nezih bir insan. Tabii ölenler hep kıymetli oluyor. Benim de bu usta çok hem tweetim var hem face'im var hem de yazılarım var. Beni lütfen öldükten sonra anmayın kardeşim. Fetva alabilsem Aziz Nesin gibi kendimi görmek isterim. Ama o fetva yok tabii, mekanımız olacak. Hocam bizi affet olur mu? Estağfurullah. Hocam da demiş ki size bir soru soracağım albayım. Nedir demiş? Evinize hangi gazete girer her gün? Albay da demiş ki o zaman Simavigiller. Hürriyet gazetesi. E tabi Hürriyet gazetesi. Bizi size Nasrettin Hoca gibi anlattı değil mi demiş hocam. Peki ikinci bir sorun var demiş hocamız. Nedir dedim hocam? Nedir hocam? Sizle biz, burası çok önemli arkadaşlar. Sizle biz Ağrı Dağı'nın tepesinde bir mağaraya girsek, o mağarada bir uçak projesi veya bir silah projesi geliştirsek, Amerika İstihbarat Örgütü'nün 15 veya yarım saat içerisinde haberi olur mu olmaz mı albayım, cevap ver dedim diyor. Boynunu büktü. Olur efendim. Şimdi çok iyi anlıyoruz ki özellikle SSM, Savunma Sanayi Müsteşarlığı'nın çatısı altında Aselsan, Roketsan gibi milli harp sanayi, yerli harp sanayimizi organize eden bu şirketlerimiz, kamu şirketlerimizin çıkış menşei bu cümlelerdir. 15 Temmuz 2016 Yargıtay'ın bu hükmüdür. 15 Temmuz 2016 Fethullah Gülen silahlı
silahlı terör örgütü paralel devlet yapılanması Yargıtay'ın mühür bastığı cümledir bu. Ve bu cümle kitapçık haline getirilmiştir. 16 sayfadır bu kitapçık. Bulabilirseniz alınız okuyunuz. İngilizce, Fransızca, Arapça çevrilmiştir. Yargıtay'ın üyeleri Avrupa'da birçok yargı kurumlarıyla gidip bizatihi birbirini vermişlerdir. Bu 15 Temmuz 2016 FETÖ yapılanması ve darbeyle ilgili. Muhterem kardeşlerim, 13 Eylül'ü geçtik ama biraz belleğimizi tazeleme anlamında. Şimdi hocam bazen Rafet abi camiye giriyorsun. Sabah namazında 3 kişi. Yatsı namazına gidiyoruz. Vay anasını Reşat abi diyorsun ki yatsı namazında 15 kişi, 15'inin 13'ü 60'ın üzeri genç hiç yok diyoruz değil mi? Suriyeli. Ya da bir meyhane kumarhane önünden geçiyoruz. Vay anasını ya meyhaneler tıklım tıklım, kahvehaneler tıklım tıklım. Fotoğrafları görüyoruz. Bedbin oluyoruz, üzülüyoruz. Ülkemiz için üzülüyoruz. İslam için üzülüyoruz. Ve kendi nefsimiz için üzülüyoruz. Ama o zaman bir soru sormamız gerekiyor arkadaşlar. 15 Temmuz 2016 Cuma gecesi Mehmetçiğin üniformalarını giyerek devletin varlığına, vatanın bütünlüğüne, İslam dininin ihtilaf dini haline getirilmesi için üniforma giyen bu çete mensuplarına, eroin çekenler, şarap çekenler, esrar çekenler, bulijin pantolonunu giymiş kuaförden yeni çıkmış olan hanım kardeşlerimiz, çarşaflı kardeşlerimiz, sarıklı kardeşlerimiz, namazlı kardeşlerimiz, namazsız kardeşlerimiz nasıl bir ruh oldu, ruhaniyet oluştu da o gece? O gecede operasyona fiilen katılanların tamamının ortak cümlesi şu. Bildiğinizi tekrar ediyorum. Allah o gece bizim içimizden korkuyu aldı. Benim gibi bir adam bir zıplayışta tanka nasıl zıplar? Nasıl çıkar? Ben de şaştım. Benim gibi bir adam tankın altına nasıl yatar? Ben de şaştım. Ez cümle Allah o gece içimizden korkuları aldı. Demek ki Bülent Ecevit'i burada anacağız. Bize bu ülkenin tapusunu soranlara söylüyorum dedi. DSP Genel Başkanı, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı. Bülent Ecevit, merhumun meşhur sözüdür. Bize bu ülkenin tapusunu soranlara sesleniyorum. Bu ülkenin tapusu Çanakkale Boğazı'nın altında yatan 250 bin şehittir. Şimdi o şehitlerin ruhaniyeti 15 Temmuz'da tecelli etmiştir. Onda hiç şüphemiz yok. Peki kaç şehidimiz var? Ne çabuk unutuyoruz? Unutturulmak isteniyor. Benim önümde çok güzel kategorileştirilmiş bir liste var. Yani bu şehit olanların arasında patron var mı? Profesör var mı? Şeyh var mı? Mürit var mı? Futbolcu var mı? Kabadayı var mı? Sosyete var mı? Gazeteci var mı? Sanayici var mı? Sanatçı var mı? Kategorileştirilmiş bir liste var. Akademisyen bir kardeşimiz var. İlhan Varan. Allah rahmet eylesin. Asker, 4 askerimiz var. Bülent Aydın, Sait Ertürk, Ömer Halis Demir, Halit Yaşar Mine. Assubay, bir arkadaşımız var. Ziya İlhan Çağdaş. Bir aşçımız var, şehit. Muhammed Aksu. Ben isimleri tek tek okumayayım. Ama şu sıfatlandırmaya dikkat edelim. Ayakkabı imalatçısı, ayakkabı ustası, çaycı, dekorasyoncu, döşemeci, eczane teknisyeni, elektrikçi, emekli. 5 şehidimiz var. Emekli işçi, 1 şehidimiz var. Emekli memur, 1 şehidimiz var.
Emlakçı Muhammed Fazlı Demir. Endüstri mühendisi bir şehidimiz var. Esnaf, 10 esnafımız var. Ev hanımı bir kardeşimiz. Fas vatandaşı iki şehidimiz var Fas'tan. Foto muhabiri Mustafa Canbaz bir kardeşimiz. Garson 3 kardeşimiz. Grafiker bir kardeşimiz. Güvenlik amiri bir. Işıklandırma bir. İmam Ali Adıtkan. Mustafa Yaman hocam iki kardeşimiz. İnşaat mühendisi Serkan Bey meslektaşınız. Necati Sayın bir kardeşimiz. İşçi arkadaşlar 19 işçi şehidimiz var. İşçi emeklisi 2, kasap 1, kaynakçı 3, kepçe operasyonu operatörü 1, kozmetikçi 1, kuaför 1, kurye 2, kuyumcu 1, makine mühendisi 1, marangoz 1, matbaacı 1, memur 2, mobilyacı 5, muhasebeci 1, muhtar 2, muhtar mühendis 1, öğrenci 10, öğretmen 1, özel sektör çalışanı 1, perdeci 1, polis. Muhterem kardeşlerim, 64 polis şehidimiz var 15 Temmuz gecesi. Serbest meslek sahibi 48 şehidimiz var. Sözleşmeli imam 1, tüccar, evet. Tüccar bir kardeşimiz Adil Büyük Cengiz. Tekstilci, teknisyen bu aralardan, bu sıfatlarda taşıyan kardeşlerimizin bir. Kadın sayısı, şehitlerimiz 251 şehit içerisinde 8 tane kadın şehidimiz var. 242 erkek şehidimiz var. Allah rahmet eylesin. Toparlayalım hocam, toparlıyorum. Muhterem kardeşlerim, 12 Eylül 1980 darbesi, 28 Şubat darbesi, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz darbeleri artçı birbirini takip eden darbeler sürecidir. Bu darbelerle Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne diz çöktüremeyen emperyal ve emperyalist ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birleşik Devletleri, İsrail vesaire vesaire devletler. Şimdi diz çökmeyen bu güce karşı yeni hamleler planlıyorlar. Diz çökmeyen bu güce karşı yeni hamleler planlıyorlar. Nedir bu plan? Hareketi, yani Sayın Cumhurbaşkanımızın, Devlet Başkanımızın, AK Parti Genel Başkanımızın, Ordu Başkomutanımızın 2002'den bu tarafa diz çökmeden, dikleşmeden dik durarak parolasıyla hareket eden bu yapının içeriden çökertilmesi için derin planlar sahneye konulacak. Yani Sayın Genel Başkanımızı, Devlet Başkanımızı yalnızlaştırma, yalnız bırakma metodunu devreye sokacaklar ve en yakın arkadaşlarıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı vurmaya, zayıflatmaya ya da tuğla düşürmeye çalışacaklar. Peki tribünlerde siyaseti izleyen sizler ve bizler, sahada formasız hizmet eden sizler veya bizler, yani biz halk, yeni siyasi oluşumları, politik oluşumları hangi kriterlere göre değerlendirmemiz lazım? Elimizde mutlaka bir metre olması lazım, kriterler olması lazım ki yanılmayalım. Allah-u Teala'nın
bizlere sunmuş olduğu bu mübarek topraklarda imkanları nefsimiz galeyana geldiğinden dolayı çarçur etmeyelim. Ne yapmamız lazım? Birincisi, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Devlet Başkanımızı lütfen pazartesi gününden itibaren çok yakından takip ediniz ve dinleyiniz. Söyleyeceği her söz mahalle kahvesinde konuşulan sözler değildir. Konuşan kişi devletin başıdır. Uluslararası arenada liderler kategorisinde, liderler liginde ilk beşe girmiş bir liderdir. Cumhuriyet tarihinde Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra Cumhuriyet tarihinde uluslararası arenada Türkiye bu hususta ne diyor diye ilk kez sorgulanan Sayın Cumhurbaşkanımız dönemidir. Rusya, Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, İsrail bir hamle yapacağı zaman Türkiye bu hususta ne düşünüyor diye sorabilecek bir güce gelmiştir ülkemiz. Çok şükür. Tabii dağcıların meşhur bir sözü vardır. Reşat Kasap abi. Meşhur bir söz. Bir dağ ki toparladım. Bir dağ ki üzerinde iz vardır, mutlaka zirveye çıkılır. Nokta. Marifet o zirvede kalabilmektir. Şimdi Türkiye bir zirveye doğru çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde o zirvede tutunmaması için paçasından en yakın arkadaşları aşağıya doğru çekiyor. Bilmem anlatabildim mi? Bu vesileyle Allah idrakimizi açsın. İdrak kanallarımızı açsın. Aklımızı kullanmayı nasip eylesin. İman çerçevesi içerisinde. Parayla, malla, mülkle, şöhretle imtihan edildiğimizde bu imtihanları hakkıyla geçen kullarından olmayı bizlere nasip eylesin. Bizlere söz hakkı verdiği için Sayın Başkanımıza ve Hacı Arıcı kardeşimize, hocamıza müteşekkirim. Sizler de dinleme lütfunda bulunduğunuzdan dolayı sizlere de çok teşekkür ediyorum. Allah tüm şehitlerimizi, özellikle iki gün önce hain bir pusuyla 7 işçi kardeşimiz, sayı yükseldi mi bilmiyorum, ikaz ediniz. 7 işçi kardeşimize Allah-u Teala rahmet eylesin. Diyarbakır HDP il binası önünde delikanlıların yapamadığı, erkeklerin yapamadığını, anaların yaptığı o kahramanca mücadeleyi bu platform olarak desteklediğimizi de buradan haykırıyoruz, söylüyoruz. O analar bizim baş tacımızdır. İnşallah analar PKK terör örgütünün görmediği bir metotla şimdi karşı karşıya kaldılar. İnşallah devlet de askeriyle, polisiyle, emniyet güçleriyle o annelerin etrafını kuşatmış, onlara sürekli motivasyon ve moral veriliyor. Terör bitmez. Biter diye bakmayın. Çocuklarınıza da sakın böyle bir şey söylemeyin. Madem ki Türkiye var, madem ki bu Anadolu topraklar var, biz burada yaşıyoruz. Amerika, İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya, Çin fiili işgal edebilecek cesareti olmadığından dolayı örgütleri üzerimize sürekli salacaklar. O halde bu topraklarda maddi ve manevi güçlü olmak zorundayız. Üretmek zorundayız. Üretmezsek bizi tüketirler. Teşekkür ederim.